Sen kim olduğunu zannediyorsun da böyle benim evime fare gibi girip girip çıkıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Ben komutanın oğluyum. İstediğim yere girer çıkarım ve kimsenin haberi olmaz. Çekirge bir zıplar, iki zıplar ama üçüncüsünde yakalanır. Yakalandın çekirge. Şimdi seni öldüreceğim ve senden kurtulacağım. Jack, seninle benim aramdaki fark ne biliyor musun? Neymiş? Söyle, seninle benim aramdaki fark neymiş? Sen korkaksın ama ben cesurum. Beni ölümle mi korkutacaksın? Öyle mi? Demek sen ölümden korkmuyorsun. O zaman sana güle güle diyeceğiz artık. Efso Berat. Ama dur. Öldürmeden önce şu kağıdı hemen bana ver. Yoksa o kağıt kan olur. Al kağıdını. Ya Berat, iki saattir içeride, ne yapacağım ben? Çıkmadı hala bu çocuk. Bir şeyler ters mi gidiyor acaba? Hemen gidip komutana haber vermem lazım. Komutan baba. Baba komutan. Hemen yetişmem lazım. Komutan babama söylemem lazım. Oo, çok yüksek burası. Buradan zıplasam arabanın üstüne. Ya bu araba nasıl sürülüyordu? Nereye basacağım ben şimdi? Oha, çalıştı. Allah! Nereye gidiyorum ben? Nasıl süreceğim ben bu arabayı? Aa, ben sürüyorum galiba. Evet evet, sürüyorum. Efso Berat görseydi keşke ya. Süper süper sürüyorum. Ben bunu nasıl durduracağım ama? Nasıl durduracağım ben bunu? Oo! Evet, durdu araba. Araba durdu ama birazcık alevler malevler çıktı. Aa, araba gidiyor. Tekerlek mi gidiyor? Ya ne oluyor? Ne yaptın Niko? Yine sen mi geldin ya? Evet komiserim, ben geldim. Ya bir şey söyleyeceğim. Acil babamı görmem lazım. Acil, pardon. Pardon komiserim. Baba, babam komutan. Komutan babam. Komutan babam, kapıyı aç. Açıyorum, açıyorum, bekleyin. Ya burası da yol geçen anı gibi ya. Allah'ım ya Rabbim. Komutan baba, babam komutan. Neler oldu neler bir bilseniz var ya. Berat girdi, 2 saat çıkmadı Jack'in evinden. Galiba hayatı tehlikede. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Kurtaralım onu. Ne diyorsun sen Niko? Berat'ın hayatı tehlikede mi yoksa? Yoksa Jack yakaladı mı onu? Bir an önce bir şeyler yapmalıyız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düşün, düşün, düşün. Hayatım, ne yapalım? Sen söyle. Hayatım, ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ya. Ama tek bildiğim şey, buradan kaçmamız lazım. Acilen buradan kaçmamız lazım. Ya babacığım, biz söyleyelim şu polise, gizli görevdeyiz. Bakın böyle böyle Jack'i yakalamak için bu planları işliyoruz, bunları yapıyoruz falan filan diyelim. Bir an önce söyleyelim, gidelim bak. Berat'ın hayatı tehlikede. Hayır evlat, hayır, söyleyemeyiz. Eğer gizli görevi söylersek birçok kişinin hayatı tehlikeye girer. O yüzden gizli görevi söyleyemeyiz. Buradan kaçmamız gerekiyor. Tek çaremiz bu. Ama nasıl kaçacağız? Tamam babacığım, ekibin beyni olduğuma göre ben hallederim. Bir saniye, geliyorum ben. Komiser amca. Amcam komiser. Bir bakar mısın? Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Söyle Niko, ne istiyorsun? Merak ettim Allah aşkına, beynimi yakacak, ne diyeceksin acaba yine? Ya bir şey söyleyeceğim. Babamların buradan kaçması gerekiyor da. 2 dakika bir gözünü kapar mısın? Kaçmamız lazım. Lütfen bak, rica ediyorum. Çocuğum sen deli misin? Manyak mısın? Deli taklidi mi yapıyorsun? Yoksa manyak taklidine çok başarılı olduğun için bu taklidi devam mı ediyorsun? Gerçekten ben merak ediyorum. Ya Niko, Allah'ını seversen git şuradan ya. Git şuradan çocuğum ya. Babası kaçacakmışmış da benim göz... Ya git şuradan. Ya Allah'ım ya. Bir plan yaptım, o da olmadı. Ne yapacağız? Babama söyleyeyim bari. Babacım, babacım, ben komiser abiye rica ettim. Kaçacağız dedim. 2 dakika gözünü kapat dedim ama kapamadı ya. Niye? Ya bu komiser de var ya, çok gıcık ha. Yemin ediyorum çok gıcık. Niko, öyle bir plan yaptın ki annen heyecandan bayıldı bak. Oğlum ne saçma sapan işler yapıyorsun? Niye söylüyorsun komisere kaçacağımızı? Allah'ım ya Rabbim ya. Niko, yemin ediyorum beni hemen yine bak bak, beni çıldırtmaya başladın gene Niko ya. Vallahi çıldırtacağım bak beni. Oğlum merak ediyorum. Allah akıl dağıtırken sen neredeydin çocuğum? Tuvalete mi gitmiştin? Bakkala mı gitmiştin ciklet almaya? Çocuğum ne yapıyorsun sen? Niye söylüyorsun bizim kaçacağımızı? Oha, Allah akıl mı dağıtıyordu? Benim niye bundan haberim yok? Ya üf, var ya, onları da bir alsaydım çok akıllı olurdum bence, var ya üf. Daha zeki olurdum bence. Niko bak kendine gel.
Berat'ın hayatı tehlikede, sen burada şaklabanlıklar yapıyorsun. Bir an önce gidip Berat'ı kurtarmamız lazım. Şimdi planı anlatıyorum size. Niko, sen hemen gidiyorsun komiseri oyalıyorsun. Ama kaçacağımızı söyleme bak lütfen. Tamam mı? Sakın kaçacağımızı söyleme bu sefer. Ya babacığım, ben de elimden geleni yapıyorum. Tamam, merak etme. Oyalayacağım da nasıl oyalayacağım? Bana bir de onu söylersen çok sevinirim babacığım. Niko, beni iyi dinle. Bak çok dikkatli dinle. Şimdi dışarı çıkacaksın ve dışarıya çıkınca polisi arayacaksın. Diyeceksin ki ben bankanın önündeyim. Hırsızlar var. Bankayı soyuyorlar, silahlılar ve acil bütün polislerin gelmesi lazım. Yoksa buradaki hırsızlar herkesi öldürecek diyeceksin. Yalancıktan ihbar vereceksin, tamam mı? Hemen bu işi hallet. Bütün polisler buradan gittiği zaman biz de bu camı kırıp geliriz. Hadi bakalım, sana güveniyorum Niko. Tamam babacığım, o iş bende. O iş bende. Halledeceğim ben şimdi, dur. Dışarı çıkıp telefon edeceğim değil mi? Hemen gidip telefon etmem lazım. Nereden telefon edeceğim ben? Ha, şuradan edeyim. Şuraya saklanayım. Alo, alo, merhaba. Polis, karakol mu? Karakol mu orası? Evet, buyurun. Karakol burası. Komiserim, acil bankaya gelmeniz lazım. Polisler bankayı soyuyor, çabuk olun. Ney? Polisler bankayı mı soyuyor? Evet komiserim, polisler bankayı soyuyor. Oradaki bütün hırsızlar gelsin bankaya. Acil durum bu. Ney? Hırsızlar mı gelsin? Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Ya galiba yanlış oldu. Kapatıyorum. İyi günler. Ya ben bir şeyleri karıştırdım galiba. Ne yapacağım? Bir şey yapmam lazım. Dur babama söyleyeyim. Komutan babam. Babam komutan. Babacım aradım da pek inanmadılar galiba. Bir şeyler ters gitti ama ne oldu anlamadım ben ya. O zaman Niko, B planına geçiyoruz. Bak iyi dinle beni. Gideceksin polislerin oraya, bayılma numarası yapacaksın. Sen bayılınca seni hastaneye götürecekler. Şimdi hemen git polislerin orada bayılma numarası yap ve bayıl. Hadi bakalım, emrediyorum, sana güveniyorum. Bu işi başaracaksın sen. Tamam babacım, merak etme, o iş bende. Bu işi ben halledeceğim. Komiser amca. Buraya mı bayılayım, burası güzel. Yok burası yer. Şu halının üstüne bayılayım. Komiser amca. Efendim evladım, gene ne istiyorsun? Komiser amca, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ah, bayıldım. Evladım iyi misin? Evladım ne oldu sana? Evladım iyi misin? Hemen ambulans ara. Hemen ambulans gelsin buraya. Bu Niko var ya, kesin ya nefes almayı unuttu ya bir şey unuttu ya. Bu çocuk ne kadar şapşık ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Götürün bunu. Tabii ki öldüreceğim. Ne zannediyorsun? Hayatın şu tetiğe bağlı. Şu tetiği çektiğim anda artık bu dünyada olmayacaksın Efso Berat. Hazır mısın? 3, 2, 1. Ah! Abilere selam, çatışmaya devam ki. Bir yere saklanmam lazım. Kağıdı almadan gidemem. Fare seni. Seni bulacağım fare. Bana tekme atmak ha. Seni parçalayacağım. Neredesin Berat? Neredesin? Neredesin? Aşağı mı indin yoksa? Neredesin? Seni Berat, seni. Hayatım, hemen buradan çıkmalıyız. Niko görevini yaptı. Hadi acele et. Hemen bir araç bulmalıyız. Aracımız yok, araçsız gidemeyiz. Hayatım, karşıda bir tane araba var bak, görüyor musun? Onu alalım hemen. Bir an önce gitmemiz lazım. Hayatım, buraya bu şekilde giremeyiz. Bir silah falan bulmamız lazım. Sen git şu bagaja bak bakayım, silah gibi bir şey var mı? Tamam hayatım, ben bir bagaja bakayım.
Tamam tamam. Hiç yoktan balta da iyi bir şey. Hadi şu işi bitirelim. Hayatım balta sende kalsın. Hemen arkamdan gel. Hayatım sen aşağıyı kontrol et, ben buraya bakacağım. Eve birileri girdi galiba, sesler geliyor. Şöyle kenara geçeyim, saklanayım. Sesler de ne? Dışarıda neler oluyor acaba? Jack kime ateş ediyor? Evet, komutanın karısı öldü. Komutanın karısı tek başına gelmez. Hemen saklanmalıyım. Saklanmalıyım. O ses, bir ses mi vardı? Ne oluyor burada? Şöyle kendimi iyice saklayayım, şuraya komutan görmesin beni. Silah sesi ne böyle? Ne oluyor orada? Hayır hayır, burası olmaz. Buradan görünürüm. Evet, burası daha iyi. Buradan beni komutan görmez. İyice şöyle köşeye saklanayım. Bu şekilde aşağı inemem. Bir silah bulmam lazım. Acil silah bulmam lazım. Burası Jack'in odası olması lazım. Elbet burada bir silah vardır. Nereden bulacağım bu silahı? Evet, silahı buldum. Bu Jack'in silahı. Hemen kurtarmam lazım. Nerede kaldı bu komutan? Hadi komutan. Hadi komutan, sen de in de seni de avlayayım. Kuş gibi avlayacağım hepinizi. Hepinizi kuş gibi avlayacağım. Ne oluyor be? Komutanım hemen yukarı çıkın. Silah ver yoksa boynunu kırarım. Efso Berat, Efso Berat. İn boynumdan, in boynumdan, sıkma boynumu, nefes alamıyorum. Efso Berat, in boynumdan. İn boynumdan, nefes alamıyorum, in boyn. Boğazımı sıkma, nefes alamıyorum. Al tamam, silahı al. Öleceğim, sıkma. Jack ellerini kaldırma, ilerle. Baba Jack'i yakaladım. Sakin olun. Sakin olun. Tamam, ellerimi kaldırdım. İlerle. Annemi vurmuş. Baba koş. Hayatım, hayatım. Hayatım, inanamıyorum. Hayatım. Jack, Jack bunun hesabını vereceksin Jack. Jack bunun hesabını sana soracağım. Jack dua et, seni canlı götürmem lazım. Dua et. Hayatım, yaşıyor musun? Yaşıyor musun hayatım? Hayatım nefes al. Hayatım nefes al. Berat, annen çok kan kaybetmiş. Bunu acil hastaneye götürmem lazım. Sen de bu Jack'i al, askeri kışlaya götür. Onu oraya hapset. Anladın mı beni? Hemen bu işi hallet. Ben direkt hastaneye gidiyorum. Emredersiniz komutanım. Silah sesleri kesildi. Hemen bakayım neler oluyor. Komutanın karısına ne olmuş? Vurulmuş sanırım. Babam mı vurdu acaba? En iyisi biraz bekleyin bakalım. Neler oluyor şuradan? Gizlice bakayım. Yürü bakalım. Tamam tamam, kızma. Yürüyorum. Allah Allah. Bunun babası bir dert. Kendi bir dert. Babam. Babamı da götürüyor. Berat da babamı götürüyor. Bu aileden ben bıktım artık. Doktor, acil doktor lazım. Acil doktor lazım. Karım vuruldu. Buyurun. Hemen ameliyathaneye geçelim. Çabuk ol, çabuk ol. Hadi hadi, hızlı yürü. Dur. Hemen arkanı dön. Ne oldu Efso Berat? Götürmüyor musun beni? Yoksa beni serbest mi bırakacaksın? Bana kalsa seni burada hemen vururdum. Seni sağa götürmem lazım. Yoksa komutanım bana kızar. Öyle mi? Demek ben komutan için değerliyim ha? Bak bunu bildiğim iyi oldu ha? Jack, şansını zorlama bence. Seni vururum, komutanıma da kaçıyordu derim. Sen benim annemi vurdun. O yüzden hiç şansını zorlama. Efso Berat, dinle bak, sana bir teklifim var. Eğer beni bırakırsan... Sana o kadar çok para veririm ki ailenin artık çalışmasına gerek kalmaz. Bende çok para var. Beni bırak, baban da annen de askerliği bıraksın. Sen de bırak. Lüks bir hayatta yaşayın. Yeter ki beni rahat bırakın. Bana karışmayın.
size bu şehri satın alacak kadar para veririm. Paran sende kalsın. Samir, paranla mı satın alacağını düşünüyorsun? Ayrıca sana hapishanede para lazım olur. Sen bilirsin, teklifimi bence iyi düşün. Ailen artık para için hayatını tehlikeye atmasına gerek yok. Çok para vereceğim. Bu askerlik işi zor. Hayatınız hep tehlike altında. Ben öldürmesem sizi başka biri öldürür. Biliyorsun değil mi? Biz şehrimizi para için korumuyoruz. Ve ölürsek şehit oluruz. Cennete gideriz. Ama sen ölürsen direkt cehenneme gidersin. Senin araban nerede? Söyle bakalım. Benim arabayı evin arkasına saklamıştım. Oradan alabilirsin. Yürü, yürü. Dur. Arabayı sen süreceksin. Sakın kıpırdama, yoksa kafandan vururum. Şimdi sür bakalım. Gitmişler. Gitmişler. Arabayı alayım hemen. Eyvah, arabayı da almışlar. Nasıl yetişeceğim ben onlara? Hemen taksi çağırmam lazım. Alo, alo, taksi mi? Hemen şehrin en tepesindeki eve taksi gönderin. Çabuk gönderin, bekliyorum. Dur dur arabayı, dur dur. Şimdi kapat gözlerini. Kapadım, sakın vurma beni. Yan koltuğa geç. Sakın kıpırdama, bunu kafana geçireceğim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu kutuyu neye geçirdin kafana? Seni askere kışlaya götürüyorum. Buranın yerini öğrenmemen lazım. Ben hiçbir şey görmüyorum. Neler oluyor? Nereye getirdin sen beni? Zaten senin görmene bir şey yok. Sesime doğru gel. Dur! Sesime doğru gel. Arkanı dönmeye dümdüz ilerle. Oradaki merdivenden tutunarak aşağı in. Ya aç şunu, göremiyorum ben bir şey. Arkanı dönmeye dümdüz ilerle. Kıpırdama, kelepçe takacağım. Şu kutuyu da alayım kafandan. Sakın arkanı dönme. Şimdi dönebilirsin. Efso Berat, burası da neresi? Ben burayı daha önce hiç görmemiştim. Burası artık senin yeni evin. Oraya tuvaletini yapabilirsin. Susarsan da oradan su içebilirsin. Ya ne diyorsun sen be? Tuvalet yaptığım yerden su mu içireceksin bana? Bu nasıl bir şey bu? Benim seni öldürmediğime dua et. Annemi vurdun. İnşallah ölmez, dua et. Eğer ölürse sen bitersin. Senin kafanı klozetin içine sokacağım. Ben de seni orada öldürürüm. Şimdi oraya otur, çeneni kapa. Acil hastaneye gitmem lazım. Annem bakalım iyi mi? Komutanım, 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 annem yaşıyor mu? Baba, baba, annem nasıl baba? Oğlum, içeride ameliyatta. Henüz bir haber yok. Bekliyorum ben de. Baba, öğrenemez miyiz? Çok merak ediyorum, annem nasıl? Lütfen. Oğlum sakin ol. Her şey yoluna girecek, merak etme. Annem birazdan ameliyattan çıkacak ve biz de evimize gideceğiz. Yani korkmanı gerektiren hiçbir şey yok. Merak etme, her şey yoluna girecek. Ya baba çok merak ediyorum. Gireyim de şu hemşireye sorayım. Hemşire hanım, annem ameliyata girdi. Ne zaman çıkacak? Merak etmeyin.
Birazdan ameliyattan çıkacak. Üf, kime sorsan diyor ki az sonra çıkacak. Neyse ben babamın yanına gideyim. Doktor bey, doktor bey, annem nasıl? Ne zaman eve gideceğiz? İyileşti mi? Evladım, babanla birazcık konuşmamız lazım. Bize birazcık müsaade eder misin? Senden rica ediyorum, lütfen. Ya hayır ya, ben de burada duracağım. Asker, sen dışarı çıkıp bizim güvenliğimizi sağla hemen. Hadi marş marş. Komutan, oğlunu göndermek zorunda kaldım. Siz hastayı getirdiğinizde zaten hastanın durumu çok kötüydü. Bayağı kan kaybetmişti. Biz de elimizden geleni yaptık ama maalesef hastayı kurtaramadık. Üzgünüm, başınız sağ olsun. Ney? Nasıl? Hayır hayır. Doktor bana bunu deme hayır. Doktor karım ölmüş deme hayır. Bunu kabul edemem. Ben bunu Berat'a nasıl açıklarım? Ona annesinin öldüğünü nasıl söylerim doktor? Hayır hayır, ben bunu yapamam. Berat'a bunu yapamam ben. Efendim, sizi çok iyi anlıyorum. Ama elimden de bir şey gelmiyor maalesef. Ama size bir akıl verebilirim isterseniz. Berat'a annesinin öldüğünü söylemeyin. Bir süre hastanede yattığını söyleyin. Zamanı gelince söylersiniz. Doktor, doğru söylüyorsun. Ben zaten bunu Berat'a söyleyemem. Ben ne yapacağım? Tamam, dediğin gibi yapalım. Zamanı gelince Berat'a ben söylerim. Ama şimdi söyleyemem. Alıştıra alıştıra söylerim. Ben son bir kez karımı görebilir miyim doktor? Maalesef efendim, göremezsiniz. Çünkü görevliler onu cenaze arabasına koydu. Tekrardan başınız sağ olsun. Hayatım, sana nasıl kıydılar? Ben sana nasıl sahip çıkamadım? Seni nasıl koruyamadım? Ben çok kötü bir kocayım. Ben çok kötü bir komutanım. Seni koruyamadım ben. Koruyamadım. Ağlamamalıyım. Toparlamalıyım kendimi. Ben ağlarsam Berat şüphelenir. Hayır hayır, ağlamamalıyım. Bir an önce gidip Berat'ı buradan götürmem lazım. Jack, senden intikamımı alacağım Jack. Seni öldüreceğim Jack. Seni öldüreceğim Jack. Her yere baktım, bulamadım babamı ya. Aa, telefon çalıyor. Kim ki bu? Alo, kimsin sen? Merhaba, beni tanıdın mı? Amca sen misin? Ya sen hapiste değil miydin? Nasıl olur? Sen hapisteydin. Ben kaçtım, kaçtım. Duyduğuma göre başınız beladaymış. Doğru mu? Başımız çok büyük belada. Komutanın karısını babam öldürdü. Eğer bir an önce bu yerini bulmazsak komutan, büyük ihtimalle babamı öldürecek. Bir an önce babamın yerini bulup babamı kurtarmamız lazım amca. Sen merak etme. Her şeyden haberim var benim. Zaten ben takip ediyorum şu anda komutanı. Merak etme sen. Ona büyük bir sürprizim var. O çok şaşıracak. Amca, nasıl bir sürprizim var? Söylesene, merak ettim doğrusu. Seni görmek için sabırsızlanıyorum amca. Hemen gel, olur mu? Evin konumunu atarım ben sana. Berat, biliyorsun oğlum, annen hastanede. O iyileşene kadar doktorların gözetim altında kalması lazım. Bu yüzden... Evet baba, iyileşecek deme annem. Umarım iyileşecek Berat. Umarım. Baba, ben nöbete geçiyorum. İlk nöbet benim. Tamam Berat, ilk nöbeti sen tutuyorsun. Çok dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Jack burada olduğu için birileri buralara gelebilir. Tamam mı? Gözünü dört aç. Anlaşıldı mı? Tamamdır komutanım. Babacığım. Komutan babam. Babam komutan. Neredesin? Oha lan, helikoptere bak. Oğlum çok havalı bir eve gelmişiz biz. Babacığım ne yapıyorsun sen burada? Sorabilir miyim acaba? Niko, ne yapıyor olabilirim acaba? Ne yapıyor olabilirim? Helikopterin karnı acıkmış da ona yemek getirdim, yer mi diye. Ya benim karnım aç, sen burada helikopteri düşünüyorsun. Babacım ne getirdin? Versene birazcık da ben yiyeyim helikopter yemeden önce, ne olur ya. Niko, ya Niko, sen hiç değişmeyecek misin ya? Ya sen hiç değişmeyecek misin ya? Bak oğlum, artık çok önemli günler bizi bekliyor. O yüzden kendine çeki düzen ver ve artık gerçek bir asker olma zamanı. Sana söylediğim gibi sıkı bir eğitime başlıyoruz ve seni komando yapacağım. Berat gibi çok iyi bir asker olacaksın. En kısa zamanda, hatta yarın eğitimlere başlıyoruz. Anladın mı? Anlaşıldı mı? Komutan baba, baba komutan,
Ya ben kumanda olmak istemiyorum ya. Ya ne kumandası? Ben kumanda olmayacağım. Ben kumanda olmak istemiyorum lütfen. Ya ben kime ne anlatıyorum ya? Kumanda değil, komando. Yani asker. Özel eğitim görmüş asker demek. Komando. Anladın mı beni? Ha tamam babacım, tamam, ben asker olurum ya. Ben var ya zaten en iyi asker ben olurum. Ben kesin asker olurum zaten de. Eğitim mi? Yormayacaksın değil mi beni babacım? Böyle yormadan böyle bir bilgisayar varsa bana böyle dövüşme yükler misin oradan? Bilgisayardan bana yükle, olur mu? Böyle kung fu yükle. Ya ortaya karışık bir şeyler yükle. Çok güçlü, çok çevik, çok... Bir şeyler yükle işte babacım ya, yorma beni ya, anlatamıyorum işte. Tabi tabi oğlum, ben sana yükleyeceğim ama önce sana bir beyin yükleyeceğim. Sana çünkü gerçekten lazım, anlıyor musun beni? Sana bir tane beyin yükleyeceğim çocuğum, böyle kıvrımlı kıvrımlı hem de. Aşk olsun babacım ya, bende beyin mi yok sanki? Allah'ım ya Rabbim ya, sen de beni iyice şey yaptın ha, vallahi billahi. Ya babacım bir şey söyleyeceğim. Ya aşağıda Jack var ya, Jack. Ya tuvaletini yapıyor, çok pis osuruyor o adam ya. Vallahi kokusu da buraya geliyor bak, yemin ediyorum burnumun direği kırıldı ya. Bak vallahi kırıldı ama ya. O adamı başka bir yer bezlesek mi o adamı ya? Vallahi çok pis kokuyor o adam ya. Bana sakın bir daha Jack deme. Bana onu hatırlatma. Elimden bir kaza çıkacak yoksa. Komutanım komutanım, Mike açmış. Ne? Mike mı? Emin misin Berat? Mike, baltalı Mike mı? Berat, emin misin? Bak bu çok önemli bir şey. O Mike kim biliyor musun Berat? O Mike. Hayır komutanım, tanımıyorum. Telsizden çok tehlikeli biri olduğunu söylediler. Kırmızı alarm verdiler. Komutan babam. Babam komutan. Mike'ıyım. Kim Mike? Mike kim? Kim bu tehlikeli? Kırmızı alarm ne? Mike kim biliyor musunuz? Mike. Acımasız Jack'in kardeşi. Evet, yanlış duymadınız. Acımasız Jack'in kardeşi Mike. Ve o kadar tehlikelidir ki acımasız Jack yanında melek kalır. Birçok suç işledi. Gerçekten çok tehlikeli birisi. Güvenlik önlemlerini arttıralım. Hatta ben destek isteyeyim. Askerler gelsin. Komutanım, Jack aşağıda. Kardeşim kurtarmak için gelir buraya. Evet, bence de gelir. O yüzden çok dikkatli olmalısınız. Anlıyor musunuz? Çok dikkatli olmalısınız. Demek kaçtın ha Mike. Mike'ın kaçtığı hapishane neresi biliyor musunuz? Alcatraz. Komutanım, Alcatraz'dan nasıl kaçabilir? Alcatraz'ı en az 500 asker koruyor. Oradan nasıl kaçabildi? Babacım, 500 askerin koruduğu bir yerden bu adam kaçtıysa 3 askerin, hatta beni saymayın, 2 askerin koruduğu bir yere bu adam her türlü girer. Hayatımız tehlikede mi acaba? Acaba hayatımız tehlikede mi babacım? Babacım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne olur bir şey yapalım. Süpermen arayalım, Batman arayalım, bir şey, bir yerleri arayalım. Hayatımız tehlikede galiba. Gerçekten başımız belada bu sefer. Gerçekten. Ve birazcık bana kızgın. Çünkü ben onu yakalamak için bir bomba düzeneği kurmuştum. O düzenekte bacağını kaybetmiş. Bir bacağı yok. Yani bana birazcık kızgın. Korkutmak istemem sizi ama çok dikkatli olmanız lazım. Baltalı Mike gerçekten çok tehlikeli. Dikkat etmeniz gerekiyor. Berat, sen hemen görev yerine. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Niko, sen de hemen beni takip et. Sana da silah vermemiz lazım. Bana da silah vereceksiniz. Durum gerçekten tehlikeli demektir. Aa! Komutanım, ben geldim. Silah mı verecektiniz? Neden kapıda beklemiyorsun beni? Hemen kapıya gel. Sinirlendirme beni. Çabuk ol. Geldim Mike amca, geldim. Kusura bakma. Ne olur kızma bana. Tamam amcacığım. Hemen dinliyorum. Ne olur kızma. Sen
sinirlenince birazcık tehlikeli oluyorsun. Çok konuşma. Evet evlat, görüyor musun? Asker ailesinin güvenli evleri burası. Nasıl buldum? Elimle koymuş gibi. Amcacığım, sen gerçekten nasıl buldun burayı? Şimdi, onu bunu bırak da sen aşağı in bakalım. Acele etme. Şimdi bir plan yapmamız lazım. Evet, bir plana ihtiyacımız var. Birazcık karanlık olmasını bekliyorum. Karanlıkta daha iyi sızarız. Kardeşimi oradan kurtarıp onların hepsini öldüreceğim. Benim kardeşime hapise atmak neymiş ben onlara göstereceğim. Baltamla hepsini keseceğim. Berat, hemen aşağı in. Hemen. Emre'nin komutanım. Berat, nöbetin nasıl gidiyor? Gözüne çarpan bir şey var mı? Tehlikeli bir durum var mı? Yok komutanım, her şey yolunda. Ya Berat, ya bak çok dikkatli ol. Yemin ediyorum Jack gelip bizi öldürürse vallahi ben de seni öldürürüm bak. Bak bizi sakın öldürmesin Jack. Tamam mı? Niko, onun adı Jack değil. Jack aşağıda Azze. Dışarıda olan da baltalı Mike. Ya ben ne bileyim, Jack mi, Mike mı, Dynamite mı? Sanki Brawl Stars oynuyoruz. Dynamite mı, ne o? Berat, sen hemen görev yerine çık. Nöbeti devral. En ufak bir şey olursa telsizden haber ver. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Gelelim sana Niko. Niko, böyle olmaz. Seni artık eğitmem lazım. Seni eğitip çok iyi bir asker haline getirmem lazım. Hemen gel bakayım buraya. Buraya gel, hemen şunun üstüne çık. Ya komutanım, benim uykum yok. Bu ne bu? Yatak mı? Bu ne bu? Ne işe yarıyor bu? Neyse, ilk olarak bununla başlamayalım. Bu senin için biraz zor olabilir. Arkandaki ağırlıklar var. Onları kaldır bakayım. Evet Niko, hemen kaldır bakalım onları. Hemen. Komutanım, vallahi bu yere yapışmış, kalkmıyor. Komutanım, vallahi kalkmıyor bu. Bu yerle birleşmiş, yapışmış bu ya. Asker, sana kaldır diyorsam kaldıracaksın onu. Hemen, biraz zorla kendini. Bu şekilde nasıl seni eğiteceğim? Tamam komutanım. Hadi ağırlık, güzel ağırlık, şirin ağırlık. Hadi birazcık kalk, hadi biraz da sen yardımcı ol bana. Hadi yardım et, kalk ayağa. Ayak kalkarsın sen. Komutanım, vallahi gaza bile getirdim, bu kalkmıyor. Dur, son bir şey daha deneyeceğim, bir saniye. Ağırlık, hemen oradan kalk, orası benim yerim. Ben oturacağım. Ya sen konuşmaya vereceğin enerjiyi kaldırmaya versen zaten çoktan kaldırırdın Niko. Niko, sana 5'e kadar sayıyorum. Ya bunu kaldıracaksın ya da olacakları sen düşün. Ya bunu kaldıracaksın ya da arkandaki büyük şeyi kaldıracaksın. Kararını ver. Ya yemin ediyorum komutanım, kalkmıyor, kalkmıyor. Ne yapayım ben, kalkmıyor. Allah'ım ya Rabbim, vur beni o zaman komutanım. Vur, sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Bu nedir ya? Niko, eğer kaldırırsan sana pizza ısmarlayacağım. Anlaştık mı? Pizza yemek ister misin Niko? Ne? Komutanım pizza mı dedin? Tamam komutanım ya, sen pizza desene baştan. Allah'ını seversen ya. Hop! Komutanım, of! Komutanım nasıl oluyor değil mi? Vallahi oluyor. Ben kaldırıyorum şu anda. Niko, midenden başka hiçbir şeyi düşünmüyorsun Niko. Eğer iki tanesini birden kaldırırsan sana büyük bir sürprizim var. Ne? Sürpriz ne? Yanında bir de soğuk ayran geliyor. Hadi bakalım Niko, sana güveniyorum. Tamam komutanım. Ayransa iş değişir. Yemin ediyorum iş değişir. Komutanım bak,
Vallahi of, kaslarıma bak. Fena oldum ha. Yemin ediyorum. Of. Çok güçlü olacağım ben. Çok güçlü. Bu nedir ya? Vallahi sıkıldım. Oğlum da gelip beni kurtarmadı hala. Ben ne yapacağım? Beni öldürecekler mi bunlar ya? Komutanın karısı da öldü zaten. Bunlar büyük ihtimalle beni öldürecek. Komutan öldürmez de Berat gelirse var ya, beni kesin öldürür. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kaçmam lazım buradan. Kaçmam lazım. Bunu kırsam acaba buradan tünel kazabilir miyim? Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Planı açıklıyorum. Ben ön tarafı kontrol edeceğim. Sen de arka tarafı kontrol edeceksin. Mutlaka girecek bir yer bulacağız. Tamam mı? Çaktırmadan evlerine girelim ve onları öldürüp ve kardeşimi de oradan çıkaralım. Tamam amca, hemen. Bagajdan silah almam lazım. Tamam amca, ben arkayı alıyorum. Ney? Çalıların oradan sesler geliyor ve sen niye buradasın? Bana bunu söyler misin hemen? Hemen git görev yerine. Ben sana demedim mi telsizden haber ver diye bana? Komutanım kızmayın. Telsizimin şarjı bitti. Buraya gelmek zorunda kaldım. Tamam. Hemen görev yerine gidiyorsun. Çabuk marş marş. Emredersiniz komutanım. Niko, sen de hemen geç. Şuradaki ağırlığı kaldır. Çabuk. O ağırlığa geç otur. Ben de silah alıp Berat'a yardım etmem gerekiyor. Ağırlığı kaldır ben gelene kadar. Ya ben bunu nasıl kaldıracağım? Yemin ediyorum kaldırmazsam komutan da beni vuracak en sonunda ya. Çok ağır bu ya. Baksana şuna, 500 kilo mu? Yani 500 kilo nedir ya? Kaldırmam lazım yoksa yemin ediyorum babam beni vuracak. Ama değdi galiba. Oha, memelerim çıkmış lan. Oha, yuh, kollarındaki kaslara bak. Yuh, babacım benim biraz da sesim mi kalınlaşmış, ne olmuş ya? Acayip bir şey olmuş baba. Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Berat var mı bir gelişme? Komutanım, az önce çığlıklardan ses geliyordu ama şimdi hiç kimse yok. Tamam Berat, sen çok dikkatli ol. Ben gidip evin etrafını kolaçan edeceğim. Birileri gelmiş olabilir. Mike çok tehlikeli Berat, başka birine benzemez. Çığlıklarda birini gördüğüme eminim. Acaba eve mi girdi birisi? Girilmez denilen eve girdim. Girelim bakalım şu eve. Babam neredeymiş, bulayım şunu. Bütün evi kontrol etmem lazım. Eyvah, komutan dışarıda. Komutan eve gelebilir. Dışarı çıkmam lazım. Bu eve girişin başka bir yolu olmalı. Nereden gireceğim ben? Havalandırmaya bakayım. Evet, şu kapağı bir açayım. Nasıl bir tünelmiş ya, bir çıkışı bulamadım. Evet, burada bir yer var. Evet, işte galiba buldum çıkışı. Evet, merdiven, sonunda. Baba buldum seni. Sessiz ol. Baba, buldum seni. En sonunda buldum seni. Gördün mü ne kadar iyi bir operasyon yönetiyorum ben? Ha? Bak seni buldum işte. Seni kurtarmaya geldim baba. Hiç gelmeseydin ha? Kaç gündür ben burada ne haldeyim sen biliyor musun? Hiç gelmeseydin neden bu kadar geç kaldın? Salak çocuk, neden geç kaldın? Buradan bir çıkayım seni de mahvedeceğim. Baba bence şansını zorlama, seni burada bırakırım.
Kapıyı nasıl açacağız bakalım? Kilitli bu kapı. Kapıyı açamazsın. Kapının anahtarı Efso Berat'ta. Efso Berat'ın cebinden anahtarı alman lazım. Burayı patlatırsan ben ölürüm. Ateş edersen onlar duyar. Ne yapıp ne edip Efso Berat'ın cebinden anahtarı alman lazım. Aşağıdan sesler geliyor. Aşağıdan sesler geliyor. Komutan baba, baba komutan aşağıdan sesler geliyor. Komutanım, komutanım. Ne yapıyorsunuz burada? O da ne? Aşağıdan sesler geliyor. Aşağıdan sesler geliyor. Komutan baba, baba komutan aşağıdan sesler geliyor. Baba, yukarıdakiler bizi fark etti. Benim hemen gitmem lazım. Seni gelip kurtaracağım, merak etme. Tamam, çabuk gel. Niko, Niko bu ne hal? Sen fena kaslanmışsın. Bu ne hal? Komutanım, aşağıda biri var diyorum. Evet, biraz kaslandım. Sen deyince ben vallahi korktum. Ne kadar ağırlık varsa, ne kadar şey varsa hepsini yaptım. Ama aşağıda biri var. Komutanım, takip et beni. Ne olur takip et. Niko bekle. Bekle, sen burada kal. Ben kontrol ederim aşağıyı. Sen burada kal. Jack! Jack! Buraya kim geldi? Doğruyu söyle. Seni yoksa öldürürüm hemen. Doğruyu söyle bana. Komutan, ne gelmesi? Kim gelmiş? Ne saçmalıyorsun sen? Bak bakalım burada kimse var mı? Ziyaretçi aldığınızı bilseydim birilerini arardım, beni ziyaret ederdi. Ama gördüğün gibi burada kimse yok komutan. Jack, sana son kez soruyorum. Buraya biri geldi mi? Sesler duydum. Doğruyu söyle bana. Yoksa seni gerçekten vururum Jack. Komutan, sana kaç kere söyleyeceğim kimse gelmedi diyorum, anlamıyor musun? Hem buraya nasıl gelsinler? Burası korunaklı bir yer değil mi? Ellerini kaldır. Şimdi hemen babamın kapısını aç bakalım. Anahtar bende değil. Anahtar Berat'ta. O zaman Berat'ı çağır da bir misafir edelim. Ara hemen Berat'ı gelsin. Komutan babam. Komutan babam da yakalandı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Evet evet. Bütün riskleri göze almalıyım. Baba, kurtaracağım seni. Oğlum, Niko geliyor oğlum. Hemen ellerini kaldır. Yoksa kafana bir delik açarım. O kafanı da kumbara olarak kullanırım. Zaten içi boştur büyük ihtimalle. Birazcık aklın varsa hemen o silahı bırak. Sen beni saf mı zannettin? Ha? Bu silahı indireceğim öyle mi? Ben ölsem de bu silahı indirmem. Anladın mı beni? Senin buradan asla çıkmana izin vermeyeceğim. Çıkamayacaksın buradan Jack. Komutan, yani diyorsun ki beni vur, öyle mi? Senin bu kafanı dağıtmaz mıyım? Yeter senden çektiğimiz. Bizi ne zaman suç işlesek yakalıyorsun. Nedir bu ya? Ya sen var ya, hele bir babamı ateş et, senin o olmayan beynini dağıtırım. Yemin ediyorum bak, ateş ederim. Hem de var ya, seni var ya çok pis vururum. Bak beni sinirlendirme. Bırak hemen o silahını. Babamı rahat bırak. Bak komutan, bırak. Gidelim. Kimsenin canı yanmak zorunda değil. Beni bırakırsan eğer oğlumu alır buradan öylece giderim. Sana söz veriyorum. Hiç kimsenin canı yanmayacak. Jack, boşuna uğraşma. Buradan sen canlı çıkamazsın. Eğer çıkarsan ancak senin cesedin çıkar. Anlıyor musun beni? Sen buradan canlı çıkamayacaksın Jack. Öyle mi komutan? Madem öyle, hadi beraber bir düşünelim. Benim oğlum seni şimdi vursa ne olacak? Söyle bakalım bana. Senin oğlun var ya, benim babamı vursun. Yemin ediyorum oğlunu var ya. Böyle ne yaparım biliyor musun? Çok fena yaparım. Böyle kafasında 5-6 tane falan delik açarım herhalde. Bilmiyorum, tam olarak sayı rakam veremem, söz vermeyeyim ama bir 4-5 bilemedin 6-8 yani birkaç tane delik açarım oğluna. Ya, ya Niko. Bana bak, beni kızdırma. Sen daha o silahı nasıl kullanılacağını bilmiyorsun. Beni sinirlendirme, tamam mı? Çok boş yapıyorsun. Ya kim demiş bilmiyorum diye. Bak burada bir tetik var, gördün mü? Ona şöyle basarsam eğer... Ah. Oha! Adama göstereceğiz derken öldürdük ya adamı. Öldün mü? Kalk bir bakayım. Yaşıyor musun sen? Baba komutan. Komutan baba, ne yaptım ben? Niko, ne yaptın sen? Neden vurdun onu? Biz biliyorsun işlerimizi silahsız halletmeye çalışıyoruz. Mecbur kalmadıkça ateş etmiyoruz. Benim oğlumu mu vurdunuz? Nasıl yaparsınız bunu? Ya komutan baba, babam komutan. Yemin ediyorum silah nereden ateş ediliyor onu gösterecektim. Yani bana bilmiyorsun falan ne diye. Ben tam onu gösterecektim. Bastım, sonra böyle oldu. Benle bir alakası yok yani. Niko, Niko.
Bilmiyor musun? Biz insanlara zarar vermiyoruz. Ne kadar kötü de olsa biz insanları öldürmüyoruz Niko. Öldürmüyoruz. Umarım ölmemiştir. Bunu kurtarmamız lazım. Ne kadar suçlu da olsa o sonuçta bir can. Onu korumamız gerekiyor. Eğer bir suçu varsa hapiste cezasını yatar. Biz onu öldüremeyiz. Anlıyor musun beni? Ya babacığım vallahi ben öldürmek için ateş etmedim. Bana sordu nasıl ateş ediliyor diye. Ben de gösterdim. Ne yapayım ben ya? Ölmemiştir hem ya. Yaşıyor mu? Öldüysen öldüm de be. Sinirlendiriyor beni. Komutan. Komutan. Komutan benim oğlumu nasıl öldürürsün komutan? Sana sözüm olsun komutan. Buradan çıkacağım. Ve seni karını öldürdüğüm gibi öldüreceğim. Niko'yu, Berat'ı hepinizi öldüreceğim. Sizi mahvedeceğim. Sana sözüm olsun komutan. Hepinizi tek tek öldüreceğim. Jack. Bak beni sinirlendirme. Benim sabrımla oynama Jack. Karımı öldürdüğünü unutmadım. Ve sen de bunun hesabını vereceksin. Yıllarca hapiste yatacaksın. Bu ses de neydi? Neler oluyor acaba? Aşağıda neler oluyor? Hemen gidip bakmam lazım. Komutanım Niko iyi misiniz? Bu nasıl girmiş içeri? Ya Berat vallahi girmiş işte nasıl girmişse içeri. Ondan sonra bir şeyler oldu. Bunu kim vurdu acaba? Komutanım siz mi vurdunuz? Hayır Berat ben vurmadım. Niko vurdu. Niko mu vurdu? Gerçekten mi? Ya Berat bu bana dedi ki sen dedi ateşi dedi etmeyi bile bilmiyorum dedi. Ben de ona tam ateş etmeyi biliyorum. Nasıl edeceğimi gösterirken bir baktım yerde yatıyor. Ateş etmişim gösterirken yanlışlıkla ya. Bu da neydi böyle? Ateş sesi duydum sanki. Biri silahla ateş mi etti? Yeğenimin başı belada mı acaba? Nasıl öğreneceğim ben bunu? Bunu bir an önce öğrenmem lazım. İnanamıyorum ya. Bu olayı hemen öğrenmem lazım. Eğer böyle girersem komutan beni öldürebilir. Veya Berat hala yukarıdaydı. Bakıyorum da Berat da aşağıymış. Bir şeyler oldu. Kesinlikle bir şeyler oldu. Evet evet. Ne yapacağımı buldum. Komutan, komutan ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi buradan kaçıracağım iki çocuk sayesinde onları rehin alacağım. Gideceğim komutanın evine eğer vermezse bana kardeşimle yeğenimi o çocukları orada öldüreceğim. Evet hemen yapmalıyım bunu ama eminim verecektir. İki tane çocuğu görünce dayanamayacaktır komutan. Evet evet yapmalıyım bunu. Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Komutan, nerede kaldı bu ambulans? Niye hala gelmedi? Şunları bir daha ara. Hemen ara. Ölecek yoksa oğlum, çabuk ara. Jack, aradım işte. İki kere aradım. Daha ne yapabilirim? Gelecek hemen. Senin katil oğlunu kurtarmaya çalışıyorum. Daha ne yapabilirim? Komutanım, ambulans geldi, ambulans geldi. Komutan, hemen götür. Yetiştir oğlumu. Yoksa hepinizi öldürürüm. Çeneni kapa be adam. Çeneni kapa. Berat ben hemen bunu götürüyorum. Ambulansa yerleştiriyorum. Siz de buraya dikkat edin tamam mı? Jack ambulansta bir kişilik daha yer varmış. Seni de göndereyim mi oraya ister misin? Hayır Berat hayır. Sen komutana falan benzemiyorsun. Sen tutup beni vurursun. Hayır. Hayır hayır. Gerek yok. Ben buradayım. Bak benim odam çok güzel. Ben bu odayı çok seviyorum. Ben burada kalırım zaten. Ama oğlum iyileşsin. Olur mu? Eğer oğlum iyileşmezse size bunun hesabını sorarım. Jack! Çenelerini kapatacak mısın? Yoksa ben seninkini mi kapayım? Tamam doktor hanım. Siz gidebilirsiniz. Dikkat edin. Hastaneden bu suçluyu kaçırmasınlar. Yanına birkaç tane de güvenlik görevlisi koyun. Kaçmasın veya kaçırılmasın. Anlaşıldı mı? Peki. Anlaşıldı efendim. Evet. Merhaba hanımefendi.
Ayıp olmazsa buradan iki tane çocuk kaçırmam lazım da. Hayır, dur, vurma. Üzgünüm ama ölmen lazım. Evet, şuradan iki tane çocuk alalım. Hadi yürüyün bakalım. Bakıcı ağabeyi neden vurmuşsunuz? Bakıcı ağabeyi neden vurdun amca? Arabaya binin yoksa sizin kafanızı uçururum. Hadi binin şu arabaya. Hadi çabuk olun. Komutan, hemen dışarı gel. Bak sana burada bir sürprizim var. Amca bizi nereye götürdün? Sana önüne dön dedim. Dön hemen önüne. Çocuk, hemen önüne dön. Komutan, neredesin sen komutan? Bak bu çocukları öldüreceğim gelmezsen komutan. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencede kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben İğraç. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.